Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez der Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Biz de geçmişimize bir göz atarak tarihimizdeki ilgi çekici bir konuyu araştırmak istedik. Her ulusun ve devletin ceza yaptırımlarında işkence bulunmaktadır. İşkencenin iyisi kötüsü elbette olmaz. Sonuçta hepsi insana acı çektirmek için yapılan eylemlerden oluşmaktadır. Fakat bazı işkenceler gerçekten insanı ürpertiyor. Biz de sizler için Osmanlı'nın en rahatsız edici işkence yöntemi olan Mankurt işkencesini araştırmak istedik. Başlamadan önce kanalımıza abone olarak bizi takipte kalabilir, yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Osmanlı dönemi boyunca birçok işkence türü ortaya çıkmıştır. Bu işkencelerin çoğu da vatan hainleri veya savaşta esir alınmış düşmanlara karşı kullanılmıştır. Her işkencenin kendine has acıları vardır. Bu bahsettiğimiz acıları sakın hafife almayın. İşkenceye maruz kalan kişiler yaşadıkları her an için pişman oluyordu. Fakat bir işkence yöntemi var ki diğerlerinden gerçekten de farklı. Bu işkenceye maruz kalanlar ya acıdan bayılıyordu ya da bilinçlerini kaybediyorlardı. Yaşanılan dönemdeki kişiler tarafından bilinen ve sıklıkla uygulanan bu işkence Mankurt olarak bilinmekteydi. Mankurt kelime olarak man kökünden türetilmiştir. Ve man da aklını yitirmek, akıl yoksunluğu gibi anlamlara gelmektedir. İşkencenin adının neden böyle bir kökten türediğini birazdan anlayacaksınız. Bu işkence ilk olarak işkence yapılacak kişinin kafasının tamamıyla kazınmasıyla başlar. Ardından bu kişinin kafasına ıslak deve derisi gerilerek geçirilirdi. Ardından işkenceye maruz kalan kişi sıcak çölde yakıcı güneşin altında kafasında deriyle birlikte birkaç gün bekletilirdi. Böylelikle sıcağın etkisiyle deve derisi gerilir ve daha da gerginleşerek kafaya yapışırdı. Zaman içerisinde kafada uzayan saçlar kafa derisi ile deve derisi arasında sıkışarak kafaya batmaya başlardı. Fakat tahmin edeceğiniz gibi deve derisi o kadar sert bir hale gelmiştir ki saçlar deve derisini geçemez hale gelir. Böylelikle saçlar ters yönde uzamaya başlar. Uzayan saçlar kafayı delip beyine batmaya başladığında da işkence gören kişi şiddetli ve dayanılmaz bir acı çekmeye başlar. Bu bahsettiğimiz acı öylesine şiddetlidir ki kişi hafızasını ve akıl sağlığını yitirir. Düşünün, beyninize bir sürü kıl batıyor. İşkence gören kişinin beyin fonksiyonları ve düşünce kabiliyeti azaldığı için söylenen her söze uymaya başladığı gözlemlenir. Ve bu kişi bilinçsiz bir köle olduğu için artık bir mankurt olmuştur. Artık mankurtun ne anlama geldiğini biliyorsunuz.